Melekler müminleri çağıracak ve onlar Allah'a gelecekler. Hadiste Allah Resulü buyurur ki, Allah onları yakınına gelmelerini söyleyecek ve diyecek ki, kulum yaklaş bana. Bazı özel kullar olacak. Allah onlara diyecek, yaklaş. O kul yaklaşacak, yaklaşacak ve yaklaşacak. Ta ki sonunda nur onu kaplayacak. Allah ile arasında sadece bir perde olacak. Hiçbir melek duyamaz ve göremez. Allah'ın müsaade etmediği hiçbir canlı duyamaz ve göremez. Ve o gün yalnızca Allah ve kulu duyacak konuşulanları. Ve Allah orada kuluna seslenecek. Kulum, kayıtlarına bak. Ve görüyor, görünüyor günahlar. Allah ona diyor ki, bilmiyor muydun sen bu günahı işlerken benim seni görebileceğimi? Bunu gizlice yapmıştım ve ben seni görüyordum. Bilmiyor muydun bugünün geleceğini? Kulum, bilmiyor muydun bugün seni sorguya çekeceğimi? Kulum, bilmiyor muydun? Ve kul diyecek, Rabbim, yaptım. Ve Allah diyecek, neden yaptın? Sonunda kul diyecek ki, Rabbim, bu günahla beni cehennem ateşine atman, önünde dururken hesap sormandan daha kolaydır. Sonra bir sonraki sayfaya bakar, başka bir günah görür, diğerinden daha büyük, aynı şey olur. Sonraya bakar, daha kötü günahlar. Günahlar amel defterinde sayfa geçtikçe büyümeye devam ediyor. Ve sonunda bu zavallı kul oturup ağlayarak diyor, ben gerçekten cehennem ateşine gireceğim. Amellerim kabul edilmedi. Ben tüm bu kötü amelleri yaptım. Bu yüzden tüm iyi amellerim geçersiz oldu. Böylece o kul cehennem ateşine gireceğinden emin olmuşken Allah ona diyor ki, kulum, biliyorsun önceki yaşamında bunu nasıl sır olarak sakladığını. Evet der kul. Allah der ki, neden o günahları sır olarak sakladın? Kul der ki, çünkü utanıyordum günahlarımdan Rabbim. Görmüyor musun ki kulum, önceki yaşamında bunları sır olarak sakladım. Seni ifşa etmedim. Bu sana olan merhametimin bir parçasıydı. Ve bugün de ben bunları sır olarak saklayacağım. Kimseye seni ifşa etmeyeceğim. Kul sayfayı çevirir ve ilk iyi amelini görür. Sonra tekrar çevirir ve daha iyi bir amelini görür. Ve sayfa çevrildikçe amelleri büyümeye başlar. Ve geri döner bakar ki kayıtlar bomboş. Günahların kayıtları yok. Melekler bilmiyor. Hepsi temizlenmiş. O kimse için günahlar unutulmuş olacak. Ne öncesi ne sonrası. Allah'ın rahmetinde gizli kalacak. Çünkü O Rahman ve Rahim'dir. O kuluna yeten tek şeydir. Kapat gözlerini. Yürek dolusu secde et. Çünkü secde seni seviyorum demenin dilidir. Seni görmek istiyorum demektir. Secde seni özledim demektir. Bu dil ile değil, yürekle söylenir. Yüreğin dili de secdedir. Ya